Kemal'dan geriye sadece bu eşyaları kaldı. Fotoğraf makinesi vardı, daktilosu vardı. O zaman bilgisayarlar pek olmadığı için daktilo ile her gece sabaha kadar yazı yazardı. Artık yüzlerce kitabı vardı. Bunları hepsini zaten olay günün ikinci günü karakol geldi, hepsini toplattı, götürdü delil aramak için. Kalemleri var o zaman, birkaç kalemi var. Başka da Kemal'dan hiçbir şey kalmadı. Ses kaydedici. Daha önce bununla 3-4 tane kaseti kaldı. Kasetler, içinde ses olan kasetleri karakol hepsine aldı, onları geri vermedi. Hep köçek olmuş olan şeylerdi artık. Röportaj yaptırırken kaydettiği köçe röportajları devlet el koydu onlara. Kemal sala 1963 da lugundi kulinçe leve male hatadne. Am dah brabun. Kemal jimin master bu. Kemal mektebe xo ilk okul lugundi metne bu. Çünkü lugundi sultan tepe levra dahan. Kemal orta okul xo ulise xaji Şanlıurfa orta okul lisesi kazandı. Kemal çöklüğü kadar gün bir bavi miradı çoğu berpeyiz. Hem insana fakir bun, cotkar bun. Zamanında insana hem tarım ile uğraşmıştı bun. Kemal çöklüğü bir bavi miradı niz komdu kere. Çoğu berber kha. Çöklüğü kadar çoğu beriye. Kuşka kara, bedi kara. İşi gün dikir. Kemal ko lise kadan şun ve lobajir. Yalnız Kemal حفال خواه پر بون کمال ملت پر جی حضر کرد دوست خواه پر بون هر وار لمال ملت رو دنش لدوره قال سیاست دید کرن هر تم کم چید بون لجم یا ویاد چول درک چید کرن حفال خواه پر بون دوست خواه پر بون کمال کلی سقدان شون و کمال چو رحای لرحای özgür ülke gazetesi ve çağı derkette bu. Özgür ülke gazetesi de şoğuluy. Du özgür ülke gazetesi ve insan hakları derneği de şoğuluy. İnsan hakları derneği üyesi bu. Dura gazete, özgür ülke gazetesi u parti bin serhev bu. Parti de ilgilenmişti bu. Kemal sal 1909 da özgür ülke gazetesi de şoğuluy despekir. Sal 1909 dediği adacı derbası özgür gündemi bu. Tabi ve çağı özgür gündeme de bu temsilci meyrihaye. Ve çağı özgür gündem gazetesi ve çağı per tışt seri bir çeydi. Bunu ve çağı ev gazeteci ve çağı gidhat da ben çaf kirin. Ev gazeteci ve çağı git tehdit dikirin. Kemalci ve çağı ve döneme de lura ders bir iş kır. Kemal lubajir lirahayı malumatı ne bu, khanıtı ne bu. Bu evi her o sebe saat 4-5 da 6 da dert kerdi. Çünkü kilometre gitti meşya, çünkü seri yakacak ali. Lura hal otobüs yakacak ali dikir, çünkü iş. Evvari saat 5 da bu, yakcara 6 da bu. Yakcara tenleri pır dereng daha, çünkü haber artık, çünkü yakacak ali. Bu her rokel söyleyeyim, rokel yakacak ali mi? درنگ دما باید میگو قلت کوی حتان هات درنگ مایت سر پاد بیشته دور مال هنکی زو وره ویش دگو ایش من وانید غازیه باید وی درنگ دما دهات مال و چاقه ارتخ ده حزا رو نهسد و نود یکا دا و چاقه سلمان دمرال بو تانسو چیلر بو گوا غستجی می ازگر گنده می گو اصلا وانا گی ملیتانن گوانا نی غستجی نه گوانا دوی هایی را او غستجان ها چقاسا فعلی مچول بود پیش کمیل هات نکشتن حوالا که کمیل جبایی مرا گو که کمال تهدید دکنه گو کمال وی بکشنه گو حوالا کمیل چند هات نکشتن گو کمیل را ببه بایی مرا دسته جارش کمیل را گو کمال گو تشکی وانی تیه گو تنه گو کمال بنه امتا بشینا آلمانیه و یا مریم از سوری هنه امتا بشینا سوری مه که دم هاوی سال که دست سال وان دابه گونا بابا از کاری خواه نترکینم گو از ایلم کاری خواه بکم گو ای کشتر را جدبیه گو دراوات کنه کس می تهدید ناکیه تا بی شفه که ساعت سسی ایواری بو مدی قاپی مهل پاشی لیکد 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 مگو کمال و قاپی ها که لیدخیه اولوی اوده دراد کد کمال گو باش بر گو ومکن قیپه
مفهم کرد که کمال تعقیب دکنه خدانه بنده کماله. وایا پیش کو کمال واره کشتن 20 روز پیش کو واره کشتن قابی ما وانی لید کرد. دونگار رو که قرار خود بانه کمال کرد بو مفهم کرد که حق کمال دا بلگی کمد که قرار خود می گوند اختا یا صبح هبو به چاقی جاندار ما اغل جاندار با کمتانه. حق کمال دا دلیل آکوم دیگه حق کمال دا تشتا پرسی که رگون کمال چه دیگه داره کد شغله جکد دی رو که کمال چو قرقول بای افاده بانه کرد مگو کمال بای چه بانه تکر نه خیره گوت شک نگوتم گوت شک من وخارم دانم بردانه گو یعنی تشتک تنه کمال زانه بکو تاقیب دیکنه کمال زانه بکو بی کمال انحرو اما کمال وایا تا بی یانسیت میشه آیلی یا یانسیت میشه مال ندگیر یعنی یک کل کمیل خصم جوان وقت نکو گیش نارمان جا خواه اما نگیش نارمان جا خواه چما نگیش نارمان جا خواه من کمال چونکه کمال سلاح دست کمیل داده نه بو کمال آژانسی داده شغلی کمال غزه تجی بو کمال دبان چی خواه قلم خواه بو بو یو هاوی کمال یعنی کشتن ایمانجی باش کمال تنه نه کمال هزار کمال ها تدنه جوه و چاقی شنوا مثلا گوندان ها لوکی می داد دست بگره ای بره می داد دست بگره ای پسما می داد دست بگره بکی دور 27 کمال هاین ها نابیوانا کمال چکر نه او گیش گیجی 25 سالی نه 28 سالی نه 29 سالی نه وانا گیش گیدو گرش کمال دانه گیش گیدو فکر کمال دانه کمال جی ام بین وی چاقی کمال جی ام بین لیدر اکی ما بو اندر اکی ما بو ام کمال شخارا ارنک را بردکنه ام شوپا کمال ام جید مشنه یعنی کمال بی انسانیتی خوا به درستلغی خوا جمه را بو ایدولک زگر باسن که ام دبینن ام کمال تی بیرامه ام حزکن ام ببینن بیرام که کمال تی جمعه یعنی یعنی بکشتن ادبین و چاپمان یا کلیت نابند ناقده یعنی بله اولدرمک لی İnsanlar bitmez, böyle öldürmekle fikirler değişmez. Yani her zaman da ne kadar öldürseler de bu gazeteler ömrümüz sonuna kadar olsa da her zaman çıkacaktır. Kemal'in kalemi hiçbir zaman yerde kalmayacaktır bence. Kemal'in kalemi her zaman ilahim bir arkadaşı, bir kardeşi, bir meslektaş illahim kaldıracaktır. Yani bu kalem hiçbir zaman susmaz. Bu kalemi hiç kimse durduramaz. Bu kalemin yazılarını hiçbir zaman kimse durduramaz. Yani onun için de yani öldürmekle, ölümle, tehditle bu işin sonuna bu, öldürmekle, öldürmeyle, tehditle bu iş bitmez. Yani bu iş öyle devam edecektir yani. Kemal'a yaklaşık bir 22-23 yıllık bir yaşantımız oldu. Yani şehit düştüğünde ben o zaman 23 yaşındaydım. Yeni askerden gelmiştim. Anılarımız çok oldu. Yani bu gördüğünüz bahçede, evde, köyde bir sürü anılarımız oldu. Büyüklüğüm, küçüklüğümüz hep beraber geçti yani. Köyde işte yaşandığı zaman köy işleriyle uğraşıyordu. Köyde mesela beraber tarlaya gidiyorduk, beraber çalışıyorduk. Beraber oturup beraber kalkıyorduk, beraber yemek yiyorduk. Kemal'ın arkadaşlarla diyaloğu çok güzeldi. Sosyal yönleri çok fazlaydı. Yani o konuda kendisini arkadaşlarına, çevresine, akrabalarına çok sevdiren bir insandı. Toplum içerisinde, arkadaşları içerisinde, köy içerisinde yani çok sevilen bir insandı, sayılan bir insandı. Mesela köyde eskiden imece usulü köy işlerini beraber yapardık. Mesela bir gün bizim işlerimiz, ertesi gün öbür komşunun işleri, öbür akrabanın işleri. Bu konuda Kemal gerçekten o konuda üstüne düşeni yapıyordu. O arada mesela arkadaşlar arasında bir toparlayıcı, bir görev, bir vizyon ediniyordu. İstediği zaman insanları toplayıp o komşunun o günkü işini hep beraber el birliğiyle kolay bir şekilde yapıyorlardı.
ertesi gün öbür komşunun, ertesi gün öbür komşunun, yani böyle bir sosyal bir etkinlik gibi bir şey, bir yaşantısı vardı, bir deneyimi vardı. O konuda çok yani aktifti. İnsanlar o konuda kendisini çok seviyordu. Şöyle durumlar öyleydi yani. Yani şehit düştükten sonra tabii sevilen bir insan olduğundan dolayı akrabalarımız, ailelerimiz yeni doğan çocuklarına onun ismini verdiler. Mesela şu anda aile içerisinde sayabilirim belki 15-20'ye yakın Kemal adında isim var. Şu anda benim kendi çocuğum da Kemal. Burada olsun, dışarıdaki insanlar olsun, hatta Suriye'deki akrabalarımız bile kendi çocuklarının isimlerini Kemal ismine koydular yani. Şu anda onun şehit düştüğü tarihten bu yana doğan çocuklar var mesela. Şu anda büyümüşler yani, tam yetişkinler ya şu anda. Bu onu katledenler zannetmesinler ki amaçlarına ulaştılar. Kemal gibi insanlar barış insanlarıdır. Hiçbir zaman Kemal mesela kötülük isteyen bir insan değildi. Sürekli insanlar arasında bir köprü vazifesini görüyordu. Bir barış elçisiydi. Doğruluktan, yani adaletten vazgeçmeyen bir insandı. Sürekli doğruları, adaleti sürekli savunan bir insandı. Teşekkür ederim. Kalemi onun en büyük silahıydı. Kemal bundan dolayı işte güçler tarafından, artık kontrol gerilla tarafından diyelim, artık devletin içinde olan bir çete tarafından vahşice katledilip öldürüldü. Başla. Kemal 18 Şubat günü evden işten eve gelirken, Özgür Gündem gazetesinde çalışıyor. Eve gelirken burada köprüde iniyor, Akçakale otobüsüyle iniyor. Burada bir kilometre köye yürümek zorundaydı o zaman. Burada Toros marka bir araba onu bekliyor. İçinde 4 kişi olan bir araba. Kemal otobüste iner inmez çıkıyor. Bu köprünün üzerinde duruyor. Bu köprünün üzerinde 4 kişi tarafında saldırıya uğruyor Kemal. Burada bir gördüğü tanığı vardı o zaman. Ahmet Gidon altında bir gördüğü tanığı vardı. Onu o günden sonra göremedik. Kemal burada o 4 kişinin saldırısına uğruyor. Burada o 4 kişiyle çok şey yaşıyor. 4 kişiyle bir boğuşma şeklinde yaşıyor. O 4 kişi onu istiyor ki kaçırarlar. Kaçırmak istiyorlar aslında. Kemal direnince, Kemal onlarla beraber gitmeyince Kemal'la Kemal'in montunu Kemal'in başına geçiriyorlar. Kemal'in ağzına bir sürü torba falan koyuyorlar. Kemal'in boynuna bir ip koyuyorlar. Ellerini bağlıyorlar. Ayaklarını bağlıyorlar. Kemal'i kaçırmak istiyorlar. Kemal çok direnince işte burada aşağı doğru zaten burada iki el ateş ederek Kemal'i o şekilde katlediyorlar.